Bu nedenle e, İyi Parti'de özellikle bu son yaptıkları Kongre'den sonra bir karışıklık var. E, bir takım isimlerin üstü çiziliyor, onlar rahatsızlıklarını belirtiyorlar. Ama bir türlü bu konu adam akıllı kamuoyu yönünde e, net bir şekilde konuşulmadı, konuşulmuyor. Ümit Hoca bu konuyu konuşmak istediğini söyledi bana. Ben de tamam dedim. Çok da merak ediyorum ne olup bittiğini. Ee, Ümit Özdağ'la bu konuyu konuşacağız, iyi partiyi konuşacağız. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet. Şimdi genelde e, pek alışılmış bir durum değildir bu hani parti içi meselelerin kamuoyu önünde konuşulması. Genelde kaçınılır böyle şeylerden. E, siz de zaten bu konuda çok duyarlı bir siyasetçisiniz. Evet. Bu süreç içerisinde biz sizinle e, değişik defalar. E, Tarafsız Bölge'de bir araya geldik ve siz o programlarda öncesinde ya ben bana ne olur iyi Parti'yi sormayın. Hı hı. Parti içi meseleleri kamuoyu önünde konuşan bir bir siyasetçi değilim demiştiniz. Doğru. Hatta program sırasında da konu hı hı. açılınca parti içi meseleleri konuşmak istemiyorum kamuoyu önünde diye de cevap verdiniz. Evet. Bunu da gördü kamuoyu. Peki neden şimdi... Böyle tarafsız bölgede e, parti içi konuların konuşulacağı bir programa çıkıp çıkmayı kabul ettiniz. Neden? Niye bu prensibinizden vazgeçtiniz? Evet. Ee, öncelikle son bir ay e, doğrusu e, zor bir aydı ve ben kamuoyunun yönünde e, sizin de ifade ettiğiniz gibi birçok televizyon kanalından ve gazeteden e, şu meseleleri bir konuşalım teklifi geldiği halde e, hepsine aynı cevabı verdim. Bunu parti içinde e, konuşuruz dedim e, ve konuşmadım. E, e, fakat baktım ki parti içinde kimse de benimle konuşmuyor. E, Sayın Genel Başkan bütün vekilleri davet etti, hepsiyle konuştu. E, fakat e, ben bir davet almadım e, ve e, bir davet almayınca e, konuşulmayınca e, ben de meseleye nasıl baktığımı. E, İyi parti ve Türk kamuoyuyla paylaşma. paylaşma ihtiyacını hissettim. Dediğim bir zor bir e, bir aydı e, İyi parti için İyi parti Neden camiası yaptı. E, bildiğiniz tartışmalarla e, geçti ve gerilimle geçti. E, hala da devam ediyor ama dün iyi bir şey oldu doğrusu. KKTC'de seçimler oldu. Soros'un çocuğu kaybetti. Toros'un evladı kazandı. Bunun Öyle da mi? çok keyifli bir dönemeç olduğunu düşünüyorum. İnşallah buradan bağımsız devlet sürecine KKTC'de gidilecek adımların atılmasını bekliyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanı'na hem sevgi ve saygılarımı iletmek istiyorum bu vesileyle hem de bütün bu e, bağımsızlık yolunda atacağı çalışmalarda yanında olacağımı Ersin Tatar. E, ifade etmek istiyorum Ersin Tatar Bey'e. Evet. Şimdi, Aslında işte, son kongre değil sorunlu olan, ondan önceki kongrede sorunluydu İYİ Parti'de. Sayın e, Genel Başkan kongrede çok güzel bir konuşma yaptı. Bundan önceki kongrede e, ve dedi ki çarşaf liste açıyorum ve ben işte demokrasi, dedi. Çarşaf açıldı ve içinden bir bohça çıktı. 110 ile 150 arasında bir isim listesi açıklandı. Ve bu dediler genel merkezin listesi. Şimdi Sayın Genel Başkan'ın hakkıdır. İsterse bir blok liste çıkartır ve o blok liste oylanır. Ama Sayın Genel Başkan... Çarşaf liste ve işte demokrasi deyince e, haklı olarak oradakiler de, Parti kamuoyu da gerçekten bir çarşaf liste bekledi. E, ama içinden o e, çıkınca 110-140 arasındaki e, bohça büyük bir hayal kırıklığı oldu. Ve o büyük hayal kırıklığı Kongre sonrasına da yansıdı. E, meclis grubunda e, çok ağır bir tartışma oldu. Bir sayın vekilimiz, deneyimli bir siyasetçi WhatsApp grubuna çok vukuflu bir yazı yazdı. Ve buna tepkiler oldu. Adeta ikiye yarılma gerçekleşti. Ben de devreye girerek, bir iki görüşme yaparak bu sürecin toparlanması gerektiğini ifade ettim. Ben geçen kongrede de aday değildim. Kendi isteğimle e, yerel seçim takvimi biter bitmez, seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz. E, Sayın Genel Başkan'ı ziyaret ettim ve artık çalışmaları mecliste sürdürmek istediğimi ifade ettim. E, ve öyle davrandım. Aday da olmadım dediğim gibi. Bu kongreye yaklaşırken e, yine aday olmadım. Sayın Genel Başkan beni divana davet etti. Teşekkür ettim mecliste çalışmak istediğimi tekrar ifade ettim. Fakat bu kongrede de bir liste çıktı. Anahtar listeden bahsedildi. Genel Başkan bir 100 kişilik liste açıklayacaktı. Ve bunun içinden 50 tanesi seçilecekti. Fakat sonra bu anahtar listenin içinde de bazı isimlere kilit vurulduğunu gördük. Çizin üstüne. Çizin bunların düşünür diye bir liste dağıtıldı. Bazı il başkanları bu listeyi milletvekillerine hatta dahası divan başkanına kadar sonra yolladı, yolladılar. Ben bir gün önce bir il baş, ilçe başkanı arkadaştan listede olduğumu öğrendim. Çizim bunu listesinde. Evet, çizim bunu. Dadu hayır, 100 kişilik listede olduğumu öğrendim. Dedim ki ben listede olmamam lazım çünkü bunu sayın genel Başkan'a iletmiştim. Listede yer almak istemiyorum. Ee, ve arkadaşlarıma rica ettim. Dedim ki Koray Aydın Bey'in e, yardımcılarıyla görüşün. Bu doğru mu bir öğrenin? Çünkü bu ilçe başkanı bana Koray Aydın'ın ifade ettiğini söyledi. Fakat Koray Aydın Bey bana dönmedi. Onun üzerine bir başka e, genel başkan yardımcısı arkadaşla ben görüştüm. E, Yavuz Temizler Bey'le ki Yavuz Temizler Bey de genel başkanı çok yakın bir arkadaş. E, kendisi görüştü. Ve ben bir şekilde anlaşılan ki listeden çıktım. Çünkü ilk el yazısıyla yazılmış bir tasfiye listesi var. Bir otelin notu. Onun üzerinde benim ismim ayrıca çizilmiş. Fakat daha sonra bir matbu liste dağıtıldı. Orada ben de varım aday olmadığım halde. Sayın İsmail Goncuk Bey de var aday olmadığı halde. Ve diğer vekillerimizin isimleri. Şimdi ben anlamıyorum var. bunu. Evet. Bu karışık bir hikaye. Evet. Şimdi Siz hem... Listede yer almak istemiyorsunuz. Hı hı. Hem listede adınız var, hem evet. de sizi çiziyorlar. E bu Beni siz... çizmiyorlar. Beni çizemediler çünkü listede yokum. yok ama çizin diye ismimi e, Peki, lanse ediyorlar. Listede olmayan bir ismin çizin diye lanse edilmesi de saçma değil mi? E, şöyle yani ba, e, bana e, saçma bir tartışma ha, gibi evet, geliyor. Bana it, bu bir itibar suikastı tabii yani. Ha, itibar. hem listede yer almıyorum ya, hem de abi, çizin. Yine de e, nasıl şöyle Yani çizin. Aslında bu da olsaydı çizildirdi demek aynı şey. yani. tabii İsmail ha, Bey öyle bir de, propaganda öyle öyle bir İsmail Bey için de öyle İsmail, İsmail Bey de, aday şeyde diye. değil ha, listede is, değil is, çizin evet. diyorlar. Da, İsmail Peki. Goncuk Bey kendi iradesiyle geçen GİK'ten istifa etmiş belki. Ümit hocam şeyi ha. anlamıyorum ben. Ha. Çizin diyen kim? Hı. Kim bu irade? Yani bir parti içindeki bir takım il başkanları mı? Hayır, hayır Genel merkez mi? Koray Aydın mı? Akşener mi? Kim? Ha. Şimdi e, bir değerlendirme e, yaptık ve e, bu değerlendirme sonucunda e, bütün milletvekili arkadaşlar e, bu sürecin Koray Aydın tarafından koordine edildiği konusunda hem fikir oldular ve e, olduk oldular demeyeyim, olduk ve e, sayın genel başkana iki milletvekili arkadaşımız giderek e, bu tespiti e, ifade ettiler ve e, Böyle bir operasyonu bu e, vekil arkadaşlara yaptığı için de kendisinin bir daha divanda yer almaması gerektiği isteğini Sayın Genel Başkan'ın gündemine getirdiler. Sayın Genel Başkan değerlendirdi ve Koray Bey ile yola devam etme e, kararını aldı. O da Genel Başkan'ın hakkıdır. Buna e, bir siyasal karardır netice itibariyle. Peki. Ancak bu siyasal kararı ben kişisel olarak kabul etmediğim için ve bazı milletvekili arkadaşlarımız da kabul etmediği için biz grup toplantılarına girmedik. Ve girmemeye de devam e, ediyoruz. Giren arkadaşlarımız da var. Onlarla da görüştük. Yani ilk tepkiyi gösteren arkadaşlardan e, biz devam edelim ama pozisyonumuz aynı. Bunun bir yanlış olduğunu düşünüyoruz e, diyen arkadaşlar var. Siz o günden bu, beri yani, evet. protesto etmek için bu, evet. bu durumu. Yani bu antidemokratik. Antidemokratik uygulamayı, bu tasfiyeci uygulamayı, e, mesela e, kimler çizildi? Ayhan Erel. Ayhan Erel Türkiye Büyük Millet Meclisinin en çalışkan milletvekillerinden bir tanesi, Aksaray milletvekiliymiş. E, yani saat dörtlere kadar, sabah beşlere kadar e, kalan, bir günde ona yakın konuşma yapan, soru önergeleri veren, e, yani olağanüstü çalışkanlık derseniz Ayhan Erel. Genel Başkan'la ilk yola çıkan isimlerden bir tanesi Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde. Ferun'un Bahşi, genel başkanın yanında kimse yokken olan Antalya milletvekili. Hukukçu. Genel başkanın avukatı. Eh, şimdi, çizildi. Şimdi neden çizildiler? Onlar da haklı olarak bu soruyu e, soruyorlar ve gündeme getiriyorlar ve bunun tepkisini görüyorlar. Peki ve bu arada oluşan heyet de e, gerçekten e, hangi heyetten bahsediyorsunuz? Yani GİK ve Divan, yeni, yani yeni GİK ve Divan heyeti de. Sizi gerçekten, çizerek evet, oluşturdukları heyette e, şu ana kadar benim gördüğüm ne yazık ki İyi Parti'nin en zayıf heyeti. En zayıf heyet. Hem Divan zayıf, yani hem GİK di, çok... Divan dediğiniz genel başkan, genel başkan yardımcıları ve hem de idare partiyi evet, idare eden evet, GİK. Evet. Yani bakın şu şu olmamalı. E, Teşkilat Başkanı bir tamim yayınlıyor ve diyor ki ilçe başkanları e, aday olmasınlar diye. Sonra anahtar liste yayınlanıyor. Anahtar listede bir ilçe başkanı e, 30. veya 33. sırada. E, teşkilat Başkanı'nın yayınladığı tamime göre aday olmaması lazım. Ama Genel başkanın yayınladığı anahtar listede e, en ön sırada görüyorsunuz ve sonra bir bakıyorsunuz bu teşkil bu ilçe başkanı genel başkan yardımcısı olmuş. Bir anda iki hafta içerisinde ne oluyor da bir ilçe başkanı genel başkan yardımcılığına geliyor. bunun nedenini biliyoruz. İstanbul'da, İstanbul Kongresi'nde bu ilçe başkanı bir adayı desteklerken fikir değiştiriyor. Bir gecede öbür adayı destekliyor. Bunun ödül olarak genel başkan yardımcısı oluyor. Hmm. Şimdi bu doğrusu doğru bir şey değil. Doğru bir şey değil.